Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye gov.tr E-Devlet'e girerek SGK Bağkur dondurma yapacağız online olarak. Hiç beklemeyin, SGK kurumunda kuyruk oluşturmayın. SGK yazıp ara dedikten sonra arkadaşlar üste çıkan SGK borçlarının yapılandırmasına tıklayıp sol tarafta bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na tıklıyoruz. E-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler 4 tane gördüğünüz gibi ve yeni yazan 4B kapsamında 01.11.2020 tarihinden önceki hizmetlerin durdurulması yeni deyip buna tıklıyoruz. Yani bu ne demek? Bu hizmeti kullanarak 4B kapsamı yani Bağkur sigortası kapsamında önceki hizmetlerin durdurulması için başvuruda bulunabilirsiniz diyor. Hemen tıklıyoruz. İşleminiz yapılıyor diyor. Bu hizmeti kullanarak 4B kapsamında 01.11.2020 tarihinden önceki hizmetlerin durdurulması için başvuruda bulunabilirsiniz. Yani daha sonra dondurma diyorlar buna. Daha sonra hizmeti açabiliyorsunuz. Onu da nasıl açıyorsunuz biliyor musunuz? 4B kapsamında 01.06 öncesi durdurulan hizmetin ihyası. Yani durdurulan hizmet varsa bu borcu siz bir daha ihya ederek ödeyerek emekli olabilirsiniz veya borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ama biz şimdi dondurma yapacağız. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Evet, gördüğünüz gibi Bağkur numarası diyor ve biz hemen burada yeni başvuruya tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Bağkur numaramız çıktı. İsim, soyisim çıktı. Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü çıktı ve aşağı iniyoruz. Onay butonu var burada görmüş olduğunuz gibi. Bu şartı kabul etmediğiniz takdirde işlemimize devam edemezsiniz diyor. Onay diyoruz arkadaşlar. Durdurma talebimi E-Devlet kapısı üzerinden onaylıyorum deyip başvur diyoruz arkadaşlar. Burada cep telefon numaranız da var. Eğer kayıtlı telefon numaranız iletişim seçenekleri sayfasından doğru değilse değiştirebilirsiniz diyor. Başvur diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlısı uğurlusu olsun. Evet, önceki hizmet durdurulması için talebiniz alınmıştır diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir tıkla hiç sıra beklemeden görmüş olduğunuz gibi talebiniz alınmıştır diyor. Başvuru listesine bir bakalım. Evet. Bağkur numaramız, ünite başvuru tarihi, başvuru kanalı, başvuru durumu. Talebiniz değerlendirmeye alınmıştır diyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler, kolay gelsin. E-Devlet'ten bunu yapması bu kadar kolay ve basit. Kendinize iyi bakın.